mesela Yusuf Akçura'nın hayatına baktığımızda da bir dakika, nerede o üç tarzı siyaset? Ha? Evet. Şurada mesela çok hızlı üzerinden geçecek olursak, şimdi Yusuf Akçura 1904'te Türkçülük akımının manifestosu kabul edilen 32 sayfalık makalesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun tekrar toparlanabilmesi için üç ana görüşün bulunduğunu, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük ve bunlar arasında en uygununun da Türkçülük doktrini olduğunu savunuyor. Evet. Ve hakikaten de o zamandan bu yana bir rehber niteliğindedir bu. Tamam mı? Şimdi ben hayatına baktığım zaman ya Yusuf Akçura'da Rusya'da doğuyor. Sonrasında Kazan'a göç etmiş Kırım Türklerinden aristokrat bir ailenin oğlu. Orta öğrenimini İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamlıyor. Harbiye Mektebi'ne gidiyor. Ondan sonra ama bu da zannediyorum Türkiye'de küçük yaştaki 2 yaşında baba zaman gidiyor. Babası da bir subay ama. Üvey baba çocuğa sahip çıkıyor tabii, ve tabii. Onun aslında eğitiminde çok iyi eğitim diyor. Evet, tabii ona borçlu. Ona borçlu, doğru. Şimdi mesela şu da çok enteresan. Bakın sevgili seyirciler. Yusuf Akçura Erkan-ı Harbiye, yani Kurmay sınıfından ayrıldıktan sonra askeri mahkeme tarafından ömür boyu Fizan'a sürgün cezasına gönderiliyor. Askerlikten uzaklaştırılıyor ama yani o 83 kişiyle birlikte 1899'da Trablusgarb'a ulaşıyor. Çünkü Fizan'a gönderilecek para yok. Bak, hale bak. Yani o zamanın yokluğuna bak. Sonrasında bir şekilde dolaşma izni edindikten sonra Fransa'ya kaçıyor. Sorbonne'da okuyor hemen. Fransa'ya kaçtıktan sonra Sorbon, Türkçülük fikirleri de orada büyüyor ve okulu üçüncülükle bitiriyor. Yahu bu nasıl bir hayattır? Sen sürgüne gidersin, yokluktan Trablusgarp'ta kalırsın, oradan Fransa'ya kaçarsın. Fransa'daki okulundaki dünyanın sayılı eğitim kurumlarından bir tanesi üçüncülükle bitiriyorsun. Ve sonra da İstanbul'a dönmesi tabii yasak olduğu için oradan Kazan'a 4 sene orada kalıyor. Öğretmenlik ailesine yapıyor. Ailesine dönüyor daha doğrusu. Yani baba tarafına dönüyor, evet. Üç tarzı siyaset adlı makalede Kahire'de çıkan Türk adlı gazetede yayımlanıyor. Evet. Şimdi burada da Yusuf Akçura'yı bu fikirlere aslında iten, yani daha doğrusu Türkçülük fikrine iten Gaspıralı'nın kendisi. Evet. Nitekim Gaspıralı öldüğü zaman Yusuf Akçura'nın onun arkasından yazdığı bir makale vardır. Muallime dair. Orada Yusuf Akçura muallim kelimesini biraz alışılmışın dışında kullandığını... İkisinin resmi bu arada söyleyelim. Evet, Gurzuf'ta. Evet. Gaspıralı arkadaki, Akçura öndeki. Akçura öndeki, evet. Arkadaki Yusuf Akçura. Aralarında da zannediyorum bir 20 yaş kadar fark o var. O kadar bir fark var. Ha, evet. Bu arada az önceki akrabalık ilişkisi de şu, sizin söylediğiniz fedakar hanımı Gaspıralı'nın hanımının baba tarafından getirdiği mücevherleri oğlu. Yani baba tarafından getirdiği mücevherle Gaspıralı'nın evliliği de bir hikayedir. Kız kaçırır aslında. Bir o da bir ayrı bir hikayedir. Şey diyeyim, bu Gaspıralı'nın ikinci hanımı değil mi aslında? Hayır, birinci hanımı. O öldükten sonra Zühre Hanım öldükten... Ha, ikinci hanım. İkinci hanım mı tabii? Önce Halime ile evleniyor. Tabii. Sonra onunla anlaşamıyor. Ayrılıyor. Ondan bir kızı var. Hmm. Hatta onun çocukları var şimdi. Kırım Türkleri arasında biliniyor. Ha, devam ediyor. Tabii aile devam ediyor. Ha, o güzel. Aileden çocuklar var. Sürgüne gitmişlerdi. Geri döndüler. Kırım'a döndüler. Ben biliyorum ailede. Hatta onlardan bir kız da İstanbul Üniversitesi şimdi doktora yapıyor. Ne güzel. Yani var, aileden yaşayanlar var. İkinci hanımı, evet, Akçur'un ailesindendir ve bir fabrikatörün kızıdır. Ama Gaspıralı'nın bilinmeyen veya biraz arkada kalan tarafı da ilk defa kadın hakları savunucusudur aynı zamanda. Yani özellikle bu hanımı ona o kadar yardım ediyor ki matbaayı da diziyor. Matbaada Tercüman Gazetesi'nin gideceği adresleri yazıyor. Matbaanın kitabetiyle, yani yazı çözü işleriyle uğraşıyor. Posta işleriyle bizzat kadın uğraşıyor. Evine de gidip çocuklara bakıyor. Yani Gaspıralı karısına çok müteşekkirdir ve özellikle her yerde de bunu anlatır. Ve dolayısıyla eserlerine baktığınız zaman, hatta onun şahane bir hikayesi vardır. Fantazi bir hikayedir. Kadınlar ülkesi diye. Çünkü Gaspıralı aynı zamanda Türk dünyasında ilk modern hikaye yazarıdır. Biz bunu da bilmiyoruz. Yani çok az biliniyor. Onları ben tamamını aşağı yukarı yayınladım. Güya Büyük Sahra'nın ortasında bir kervan esir düşüyor. Fakat esir düştükleri ülkede kadınlar ülkeyi yönetiyor. Zenci bir kadın. Melike. Ordu asker kadınlardan oluşuyor.
Allah. Erkekler ev işleriyle meşguller. Çadırdan dışarı çıkamıyorlar. Ve çok güzeldir. Kaytan bıyıklarını namahreme göstermemek için peçe kullanıyorlar. Allah Allah. Yani İslam Türk dünyasını üçgeni tersine çeviriyor. Kadın hakim bir toplum. O kadar güzel bir fantazidir ki işte o fantazide İslam dünyasında kadınların ne kadar zor duruma bırakıldığını veya getirildiğini mükemmel bir şekilde anlatıyor. Fakat zamanında da okuyucuların tepkisinden korktuğu için Molla Abbas Fransevi Takma ismini kullanıyor. Yani kendi adıyla yazmıyor. O kadar da şey. Yalnız şöyle bir şey var. Ama o hikayeyi dinleyenlerin mutlaka okumasını isterim. Küçük bir hikayedir ama İslam dünyasında kadının düşürüldüğü durumu onun kadar güzel anlatan çok az hikaye var. Yani aslında İslam'ın getirdiği ve kadına biçtiği rol değil, değil. Ama insanoğlunun cehaletten diyelim başka sebepler alakalı. Yüzünden. Tabii. Yanlış anlaşılmasın. Yok yok, yanlış anlaşılmasın. Şimdi bir de şeyi ben fark ettim. Yanlışım varsa düzeltin. Yani Gasparalı'nın aslında bu birlik düşüncesi sadece kültürel bir şey değil. Yani manevi dünyada da bir birlikteliğe inanıyor. Bunu tabii, da söyleyebiliyoruz değil tabii. mi? Tabii ama bir de bir tarafı daha var. Yani bunun nasıl dilde, fikirde, işte birlik düsturu veya sloganı diyelim günümüz Türkçesiyle Gasparalı'nın yanlış anlaşılmasına sebep olmuşsa sadece ortak dil istiyor. Halbuki Gasparalı tek Türk kimliği istiyordu. O hep gözden kaçıyor. Demin anlattım. Tek Türk kimliği olduğu zaman da tek bir edebiyat olması lazım. Yani Kazak, Kırgız, modern edebiyatları Gasparalı'nın arzusuna göre teşekkül etmeyecekti. Ortak edebi dille yazılacaklardı bu eserler ve tek bir Türk kimliği teşekkül edecekti. Demin kapanırken söylediniz ki Sovyetler Birliği zamanında Gasparalı'nın idealleri ne oldu? İşte Sovyetler Birliği 1920'li yıllarda olgunlaşıncaya kadar Gasparalı'nın idealleri Türk dünyasında tutmuştu. Mesela Azerbaycan en fazla Gasparalı'nın ideallerini benimsemiş ülke Azerbaycan'dı. 1926'da Sovyet döneminde yazılan edebiyat kitapları nasıl Fikret'i görürsünüz oradaki edebiyat kitaplarında. Namık Kemal'i görürsünüz. Halit Ziya Uşaklıgil'i görürsünüz. Edebiyat kitaplarında Azerbaycan ve Türk edebiyatı ayrımı yoktur. Türk edebiyatı vardır. Bu arada aynı zamanda Nevai'yi görürsünüz. Ali yani Şenemay. Bu Gasparalı'nın fikirleri Sovyet döneminde bile 1926'ya kadar devam etti. Bakü Türkoloji Kongresi'nde bu yüzden daha sonra öldürülen Türkologlar oldu. Hatta şunu daha basit bir şekilde söyleyeyim. İlk komünist liderler arasında Türkçüler var. Hatta Turancılar var. Sultan Galiyev, Molla Nur Vahidov, Azerbaycan'da Nerimanov ilk Türkçülerden de aynı zamanda.